seneler önce çömlekçilik eğitimi almıştım. O dönemden sonra malzemenin kilden yapıldığını ortaya çıkaran şeyleri hep daha çok sevmişimdir. Ama sürekli önünden geçtiğim bu obje her gün dikkatimi çekmeyi başarıyor. Ve geçerken ona hayranlıkla bakmaktan kendimi alamıyorum. Bu kapaklı kase 18. yüzyılın ortalarında Fransa'da üretilmiş. Büyük ihtimalle sabah çorbasını içmek için kullanılan bir obje. Bir sabah ritüeli olarak süslenmekte olan ve buna muhtemelen birkaç saatini harcayan bir kadına makyaj masasında servis edilen bir şey olabilir. Kapak sayesinde içindeki yiyecek sıcak kalabiliyordu. Ayrıca kasenin kenarlarındaki iki kulbu tutarak içindeki çorbayı içmek daha kolay oluyordu. Ve kasenin yanına rahatça ekmek de yerleştirmek mümkündü. Kabın üzerinde balık çizimleri var. Bu içinde bulunanlara da işaret ediyor olabilir. Mesela karada yürüyen kocaman bir istakoz resmi var ya da Mersin balığı gibi kimisi deniz kabuklularının arasında resmedilmiş olan birçok farklı balık çeşidi görülüyor. Epey gerçekçi duruyorlar ama aynı zamanda sanki başka bir gezegenden gelmiş yaratıklar gibiler. Kapağın üstündeki balık sanki bize doğru bakıyor ve adeta bir karakteri yansıtıyor. Gölgelendirme ve ışıklandırma yapılmış alanlar var. Bunu yapmak için altın rengi kullanılmış. Günümüzdeki anlayışa göre biraz fazla süslü ve abartılı gelebilir. Kase ve tabaktaki resimler porselen pişirilmeden önce enamel boya ile yapılmış. Fırında büyük bir facia olma ihtimali vardı. Çünkü sanatçı ısıtmadan sonra renklerin son halinin nasıl olacağını bilmiyordu. İster inanın, ister inanmayın, bu Winsen fabrikasının oldukça sade olan ilk üretimlerinden biri. Bu onlar için, yani sessizce çalışan ve genelde kimliğini gizli tutan bir avuç insan için büyük bir başarı. Olağanüstü güzellikte ve oldukça orijinal eserler yaratmışlar. 18. yüzyıldan günümüze kalanlar bir yana, porselenleri genelde sanat eseri olarak düşünmüyoruz. Ama bence işte bu eser, porselenin de sanat eseri olabileceğinin şahane bir örneği.